Evet efendim, Ali ile aramızdaya hoş geldiniz. İlk bölümümüzle karşınızdayız. Bundan sonra her salı 23.15'te Bloomberg TT'de karşınızda olacağız. Kaçırmayın diyorum. Bu programda neler mi olacak? En başta ben olacağım. Değerli konuklarım olacak. Bir de hani böyle evde otururken, televizyon seyrederken dersiniz ya, stüdyoya biri girse de şu soruları sorsa. İşte o soruları soracağız ve cevaplarını bekleyeceğiz. Ve bu hoş sohbet aramızda kalacak. Evet efendim, sohbetimize geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ekranın karşısında, kameraların karşısında bir tek ben olabilirim. Ama arkasında kocaman bir ekip var. Hepsine minnettarım. Bana güvendiler, bana inandılar ve bu yola birlikte çıktık. İnşallah kimseyi mahcup etmem diyorum. Bunu niye mi diyorum? Çünkü canlı yayındayız. Yani burası öyle hani iyi olmadı, burayı keselim, montajda atarız. Ali Bey bu iyi olmadı, burayı baştan konuşun, şu sohbete baştan girin denemez. Canlı canlı, el ele, göz göze, diz dize karşı karşıyayız efendim. Dilim sürçebilir, kekeleyebilirim, şuracığa düşüp bayılabilirim. Evet, soğukkanlı görünüyor, rahat görünüyor olabilirim ama siz bir de bunu benim içimdeki minnak kalbime anlatın. Gerçekten sesini buradan duyuyorum. Yani bir yanlışım olursa şimdiden affola diyorum. Sözü de fazla uzatmadan değerli konuklarıma geçmek istiyorum. Efendim, cuma akşamlarına ambargo koydular. Artık cumaları başka bir şey yapılmıyor, başka bir şey konuşulmuyor. Evet, bütün Türkiye onları konuşuyor. Kimden mi bahsediyorum? Hangi projeden bahsediyorum? Tabii ki Kızılcık Şerbeti. Ve şu anda stüdyomda karşımda Kızılcık Şerbeti'nin nasıl desem, ileri üçlüsü mü desem, Metin Elife yazı mı desem, Settar Tanrıören, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman var. Hoş geldiniz diyoruz ve Ali ile aramızda başlıyor. Hoş bulduk. Evet efendim, ilkler unutulmaz derler. İlk konuklarımsınız. Bunun bendeki değeri, minneti gerçekten ölçülemez seviyede. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sağ olun, var olun. Hayırlı olsun. Çok hayırlı teşekkür olsun. Ediyorum. Şimdi, güzel bir program olsun. Sağ olun. Şöyle bir şey yapacağım. Settar Bey'den başlamak istiyorum. Buyurun. Çünkü bazı, tabii ki bazı tiyolar aldık, bazı notlar aldık. Sibel, senin de birazcık konuşkan olduğunu öğrendim ama Müjde'nin hiç susmadığını öğrendim. Konuşmaz Müjde. Öyle mi? Tabii tabii, hiç konuşmaz. Öyle bir şey öğrendim. O yüzden de hanımların affına sığınarak Settar Bey'le başlamak istiyorum. Buyurun. Abi demek istiyorum. Ustamsınız, hayran olduğum kafana birisiniz göre, ama nasıl içinden geliyorsun? Biraz da samimiyet hissediyorum. O yüzden abi diyeceğim, müsaade ederseniz. Nasıl canın istiyorsun? Şimdi bu Kızılcık Şerbeti ambargosu nasıl oldu? Yani bu projenin alameti farikası nedir? Sırrı nedir? Bence en başta senaryo. Senaryoyla başlıyor. En başta senaryo. İkincisi en az o kadar önemli, kast. Yani karakterlerin sahiplerinde olduğunu düşünüyorum. O çok önemli bir şey. Bütün kanatların çalıştığı bir dizi. Ve reji. Hepsi bir arada olunca. Hepsi bir arada. Yani yapım, senaryo, kast, reji ve yapım son derece uyumlu bir şekilde, yani benim meslek hayatımda ilk defa yaşadığım bir şey bu. Ama bu çok önemli. Evet. Her projemizi yaklaşan bayılarak yaklaşan projeler seyrettim. Oldu. Ana akım medyaya yaptığım işlerden bahsediyorum. Yaklaşan projeler oldu ama bu düzeyde olmadı hiç. Peki o zaman biraz böyle hani ileri üçlü dedim. Sizin de böyle bir aşk üçgeni var. Bununla ilgili biraz VTR'lerimiz var. Onlara bakıp sohbete öyle bakalım. Devam edelim mi? Olur. Biraz bakalım, üzerine konuşalım. Eyvah, hadi bakalım. Abdullah Beyciğim, ben de sizinle konuşmaya gelmiştim. Benimle mi? Hı hı. Gelin şöyle geçelim. Ya ne arsız bir kadın bu ya. Dansçıları ben çağırdım. Doğan'ın da ablamın da, yani hiç kimsenin haberi yoktu. Kızacaksınız ne olur bana kızım. Ya ben bunu bugün bir sahafta gördüm. Aklıma siz geldiniz. Benim de içimden geldi. Her yerde karşıma çıkıyorsunuz. Bana gizliden gizliye iş paslıyorsunuz. İmalı laflar ediyorsunuz. Abdullah Bey, siz benden ne istiyorsunuz? Ben uzun zamandır kendimle mücadele ediyorum. Ben sizi seviyorum Alev Hanım.
Ne oluyor burada? Pembe Hanım, ne diyorsun Allah aşkına? Pembe Hanım, yanlış anladınız. Kolyem düşmüştü de... Abdullah Bey onu geri taklama yardım ediyordu. Bana bak, ben ya. Senin gibileri çok iyi bilirim. Böyle paralı adamları karılarından ayırır, yuvalarını dağıtırsınız siz. Apo, senden boşandığı gün evlenirim onunla. Sen kim oluyorsun da benim gözümün önünde kocamla karıştırmaya cüret ediyorsun? Haddinizi aşmayın. Abdullah Bey beni asla bırakmaz. Yuvasını yıkmaz. Seni sevdiğimi söyledim ve bu gerçekti, ama bu bir şey yaşayacağımız anlamına gelmiyor. Anlamadım. Ben duygularımdan bahsettim, boşanacağım demedim. Sakın bir daha karşıma çıkma. Evet efendim, şimdi tabii iki çok farklı aile, iki ayrı görüşte, değil mi? Yaşam standartları da, her şeyi çok farklı iki ailenin çocuklarının birbirini sevip her şeye rağmen evlenmesi asıl konu. Fakat bu asıl konunun içinde bu aşk üçgeni, bu üçlünün hikayesi çok ön plana çıkıyor. Bunun sırrı ne acaba? Sibel Hanım mı alsın sözü biraz? Bakayım, bir almaya çalışayım. Al bakalım. Ya aslında şöyle, normalde mesela dizinin içindeki diğer hikayelere baktığımızda seyirci diğer hikayeleri aslında böyle çok sağlam bir yerden, hani ya karşı çıkıyor ya o tarafı tutuyor. Ama bence bu üçlünün arasında, yani seyircinin bu kadar sevmesi Alev karakterinden kaynaklandığını düşünüyorum. O kadar sempatik ki Müjde. Yani aslında yanlış şeyler yapsa da Alev o kadar sempatik yapıyor ki bence bu üçlünün içinde Alev olduğu için seviliyor diye düşünüyorum. Madem konu buraya paslandı, belli ki Müjde konuşacak o konuşmadan evet, önce. Ben de iki kelime etmek isterim. Buyurun. Gerçekten yani ekranda, ne bileyim açtığım bir dergide, ne bileyim dijitalde, sosyal medyada, işte bir dizide, filmde devamlı görmek isteyeceğim bir tipi var Müjde'nin. Bir sıcak bir bakışı var. Evet. Harika bir gülümsemesi var. İsterse evet. Kadınsı oluyor, isterse böyle yaramaz bir çocuk evet. Gibi oluyor. Objektif sana, yani senle aşk yaşıyor objektif bence. O yüzden çok şanslısın diye düşünüyorum. Şahane bir meslek seçmişsin. Bu mesleği seçtiğin için de biz şanslıyız. Ya bir de yani yarattığı karakter de gerçekten. Şimdi de ona geleceğim. Ya ben genel bir şeyden bahsettim. Sence nedir peki sırrı bu işin? Ay, öncelikle şu an aşırı onore oldum. Yani ben şu an herhalde en ufağınızım. Benim de şaka maka 20. senem, ama kendimi gerçekten bir karakter yarattığımı hissettiğim galiba ilk... Bu kadar hissettiğim ilk rolüm. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten çok duygulandım. Sizlerden bunu duymak çok büyük onur. Çünkü ben hiçbir şeyi çok hırsla yapan bir insan değilim. İyi yapmaya çalışırım sadece. O yüzden çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Şöyle bir şansım oldu açıkçası. Bana ilk defa komik, espri yapabileceğim... tabiri caizse geyik yapabileceğim bir rol geldi. Ve büyük ihtimalle çoğunluk beni dizilerden tanıyan insanlar benim bu tarafa yatkın olduğumu düşünmüyordu. Keza yapımcılar da öyle. Ben ilk defa böyle bir, bana böyle bir şans verildi. Ben de içimdeki bütün geyiği, komediyi, efendime söyleyeyim şakaları katmaya çalıştım. Yani ben şimdi bugün de söyledim hatta bir arkadaş ortamında. Ben Alev gibi konuşmaya başladım. Alev bazen benim gibi konuşuyor. Ben bunu ilk defa yaşıyorum. Ama tabii ki bana pas atan çok değerli oyuncular var burada. Senaryo Settar abin dediği gibi müthiş. Yani ben şanslıyım öncelikle. Çok güzel top oynayabileceğim, top çevirebileceğim bir rol geldiği için. Onun dışında da işte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, ama işte harika partnerlerim var. Yani çok gerçek bir yerden anlatıyoruz ya hikayeyi aslında. Hep yani sokakta karşılaştığımız insanlarla ben bunun aynını yaşıyorum. Bu hikayenin aynısını işte yok ablam yaşamıştı. Bizim mahallede böyle olmuştu. Yani çok tanıdık geliyor aslında. O yüzden de hani hikaye kıymetli o anlamda. Peki yani tabii çok güzel de Settar abi.
En çok ne ikna etti sizi bu Kandıra'daki o cennetinizden çıkıp gelmeniz için? Daha önce Müjde'nin oynadığı karaktere dair bir şey söylemek istiyorum. Ondan sonra senin bugün sorduğun cevaplayayım. Tüketim toplumu insanın bir özelliği var. Yani içinden geçen bir duyguyu, düşünceyi şuralarda bir yerde sansürleyip başka bir şey söylüyor. Sen onu deşifre etmek durumunda kalıyorsun. Acaba asıl ne? Müjde karakterinin bu kadar sevilmesi gelir gelmez salıyor ortalığa. Neyse o. O yüzden çok seviyorum. Benim ablam bayılıyor mesela Müjde Alev karakterine. O kadar da iç içe geçti. Ya Alev, evet. Bayılıyor yani. Abdullah Bey de buna maaş oldu favori. Acaba. Karşılıklı Abdullah da biraz öyle yani işte adalet duygusu bilmem ne. Yanlışları var ama onları yanlış olarak yapmıyor. Kendi doğrusu olarak savunuyor, arkasında duruyor. Yanıldığı zaman da özür dilemeyi biliyor. Şimdi senin sorun cevap. Abi, ya bu iş tutarı ne zaman dediniz? Yani o Kandıra'daki evinizden, o hayatınızdan çıkıp buralara gelmenizi sağlayan ne oldu bu projede? Nasıl ikna oldunuz? Ben ana akım medyada bir dizide çalışmam artık diye düşünüyordum. Yapımcı aradı, ben bir kemküm ettim. Settar abi ne olur bir oku dedi ondan sonra falan. Okumaya başladım. 4 bölüm senaryo geldi işte ana hikaye ve karakter analizleri falan geldi. Okudum ondan sonra karar verdim. Meslek hayatımda ilk defa hiçbir lafı düzeltmediğim kaç 36'yı mı çekiyoruz? Evet. Tek cümleyi düzeltmek zorunda kalmadım. Üstünüze dikiliyor yani resmen. Evet senaryo çok yerli yerinde. Durumlar mantığa yakın. Gündelik hayatın içinden diyaloglar, karakterler ona göre, bütün karakterler sahiplerinde bence. Yani bu karaktere bu insan olmamış diyeceğim birisi yok. O yüzden çok umutluyum yani. Peki, keyifle çalışıyorum. Şeyi nasıl beceriyorsunuz? Yani şimdi hani ayrışmaya çok müsait bir zamandayız ya. Böyle ortada durmayı, iki tarafında ya çok doğru, çok haklılar diyebilmesi durumunu böyle o ortada kalmayı nasıl beceriyorsunuz? Nasıl başarıyorsunuz? Bunu konuşuyor musunuz? Nasreddin Hoca demiş ya sen de haklısın, sen de haklısın. Hanım sen de haklısın. Herkes haklı. Haklı, evet. Herkes haklı abi. Mühim olan empati. Yola çıkış noktası bu. Yani. Evet. Yani birbirini ötelemek çok kolay bir şey. Husumet, düşmanlık çok kolay bir şey. Sistem de buradan geçiniyor zaten. Bu husumetten geçiniyor. Ama birbirini anlamaya çalışırsa insanlar, herkesin doğrusu doğru çünkü. Ama birbirini anlamaya çalışırsan, yakınlaşırsın. Birbirini ötelersen ayrışır gidersin. Yani bundan da hiç kimse bir fayda bulmaz. Bence o bakımdan da bir ışık tutuyor diye düşünüyorum. Evet, çok ihtiyacımız var. Empati kurabiliyor yani, evet. Peki demin şeyden bahsettin, sokakta görüyorlar ya, hı-hı, ben de bunu yaşadım diyorlar diye. Evet. Sen pembe karakterini çıkarırken nasıl bir gözlemleme yaptın? Aslında, böyle biri var mıydı sizin de etrafınızda? Özel bir gözlem yapmadım ama ben Bursa'da doğdum, büyüdüm. Görece Bursa biraz muhafazakar bir şehirdir. Yani çocukluğumuzdan beri aslında şahit olduğumuz... İlla ki hani kapalılık, açıklık olarak söylemiyorum. Ama hani belki ailenin içinde, yani akrabaların içinde, işte konuda, komşuda aslında hep rastladığım hani pembeye benzer kadınlarla çok karşılaştım. Benim için rahat oldu yani hani pembeyi çıkarması. Yani öyle spesifik biri yok ama yani o atmosferin içinde bulundum. Evet, evet. Ve... Yani hani gördüğüm, gözlemlediğim şeyler vardı. Hani onlardan böyle küçük küçük şeyler koyarak. Mesela söylüyorlar bana, şaşırıyorum. Ya mimikleriniz bile muhafazakar diyorlar. Yani o nasıl oluyor bilmiyorum ama. Doğru, düğmene basılmış gibi bir anda pembe oluyorsun sette. Yani inanılmaz bir şey. Ya ben de çok severek oynuyorum hakikaten. Bir de böyle aman ağzımızın tadı kaçmasın. Evet. Annesiydi pembe. Evet, şimdi evet. Son zamanda biraz tırnaklarını çıkardı. İşini göstermeye başladı. Bu bir oyuncu için
Nasıl güzel bir şey değil mi? Evet, bu evet. Oynamak. Yani mesela demin Seter abinin de söylediği gibi yani herkes haklı. Yani şimdi Pembe de yani insan hani oyuncu olarak biraz da oynadığı karaktere sahip çıkarsın ve onu seversin ve savunursun ya. Ama şey yani haklı buluyorum Pembe'yi. Çünkü bütün hayatını evlatlarının ve eşinin üzerine kurmuş ve onların iyi bir geleceğe ve iyi bir aileye sahip olmasını istiyor. Torun torba sahibi olup onu sevmek, kucaklamak istiyor. Hayatı boyunca beklediği şey kadının zaten. Ve dünyası ters dönüyor bir ters anda. Ters dönüyor bir anda yani. Evet, bir anda bütün kurduğu hayaller yıkılıyor ve dolayısıyla da aslında herkesin hani o tepki gösterdiği annesinden bebeği ayırdılar duygusu var ya. Aslında kadın kötü niyetle bir şey değil yani. Tek derdi torununa kavuşmak yani. Peki şimdi Müjde'ye dönmek istiyorum. Programın ilerleyen dakikalarında da bundan bahsedeceğiz. Çok enteresan ters köşe açıklamaların var. Yine Kızılcık Şerbeti'nden gideceğim. İnsanlar merak ediyor diye böyle. Settar abi sette de böyle şeyler oluyor mu diye size de döneceğim. Demiş ki Alev hem çok zıttım hem çok benziyoruz. Evet demişimdir. Tam benlik bir cümle doğru. hep böyle siyahla beyazı beraber mi yaşıyorsun? Evet, çünkü hiçbir duygudan uzak kalmak istemem ben. Yani Aynen. Her şey bizim için, her şeyde yaşamak isterim. Peki neler mesela? Zıtlıklar neler? Benzerlikler neler? Ben ilk senaryo okuduğumda ve çekimlere başladığımızda şunu fark ettim. Önce dedim ki ben aslında aynı Kıvılcım gibiyim. Sonra bir baktım, yok ben Alev gibiyim de. Sonra düşündüm, doğru. Ben gerçekten tek bir insan olmayı hiçbir zaman istemedim. Kimsenin öyle olduğunu düşünmüyorum zaten. Belli bir takım fikirlerden işte büyüdüğün yer, işte yaşadığın şartlar falan birazcık törpüleniyor insanlar. Ben şimdi öyle tabir ediliyor ama şimdi 39 yaşındayım ama bence 13 yaşındayım ya da 5 yaşındayım. Yani o duyguyu kaybetmek hiçbir zaman istemiyorum. 90 yaşına gelsem de inşallah istemiyorum. İçim dışım hep bir olsun istiyorum. Dolayısıyla ama bir taraftan da çok katı mesela rutinlerim olduğu için, ritüellerim, rutinlerim, o taraflarım çok nettir. Onun dışında çok açığımdır çoğu şeye. O yüzden iki tarafa da benziyorum. Doğru yani. Peki Alev'in yaptığı neyi yapmazdın? Ben bu kadar inat etme. Yani ben bu kadar cümlelerimle çelişmezdim. Şimdi işin içinde aşk olduğu için çelişeceğimizi düşünüyoruz. Doğru. İnsan yapmayacağım dediği şeyi yapar. Doğru. Ama bu şekilde yapmazdım ben. Yani çıkar söylerdim mesela. Konuşurdum. Pembe'yle de konuşurdum. Apo'yla da konuşurdum. Bu kadar arkadan, hani arkadan iş çevirmek gibi yapmıyordu. Biraz çocuk söyledin gibi. Söyledin zaten. Ona da söyledim, bana da söyledin. Bence de şimdi gör bak ama burada da çelişiyorsun. Şimdi görüntüyü vermesek neyse. Yani evet. Bak yine çelişkili, yine böyle evet, esrarengiz evet. İşler peşinde. İşte oradan alınca cesareti yaptı. Bir de kendi de kararsız Alev. Yani çok ne istediğini bilmiyor. Ben Alev'i aslında daha çok hep biraz baba hasreti. Hani ortada bir baba yok çünkü şu an. Daha görmedik baba falan. Birazcık böyle bu sevgi, işte annesiyle çatışmasına bağladım aslında Apo'ya olan sevgisini. Öyle bir yerden girdiği için o öyle gelen bir sevgiyi ben bu şekilde anlatmazdım. Bu kadar inat Apo güvenilir bir insan çünkü Alev evet. için. Yani bir de tabii Alev belki hani hiç böyle biriyle de hayatında karşılaşmamış belli olabilir. Ki, evet. Belli ki. O yüzden böyle o da işte acaba böyle aile sevgisi, hasreti mi, aşk mı etkileniyor mu, ne oluyor belli değil. O gelgitinde de işte bütün aileyi karıştırıyor zaten kendi gelgitinin içinde. Ama ben o kadar karışık bir insan değilim. Ben netimdir. Net. Sevgi, aşk konusunda çok netimdir. O çok siyah beyaz bir şey. Ona göre de davranırım yani. Orada çok ayrışıyorum onunla. Peki ben Kızılcık Şerbeti'ni bir de siz içindesiniz tabii olayın. Çok dışarıdan biri olarak yaşadığım bir hikayeyle anlatayım size. Şimdi benim eşim fanatik. Yani böyle bir hayranlık yok. Özellikle bu üçlüye. Bir gün işte arıyorlar arkadaşlarımız bizi. Çok güzel bahçeli bir evleri var. Diyorlar ki bahçede bir sinema gecesi yapalım. Ah ben bayılırım zaten film olsa da seyretsek diye. Tabii kalkıp gidiyoruz. Meğer bu planlıymış bak. Gittik bahçede işte böyle
Mangallar yapıldı, ufak tefek bir şeyler yiyoruz, içiyoruz. Ondan sonra mısırlar patlatıldı, böyle ampuller koymuşlar, onlar yandı. Perde gerildi, projeksiyon filan, ah, harika sinema seyredeceğiz filan. Bir açtı işte başlıyor filan. Ne zaman başlarsa başlasın, film bizim değil mi yani? Yok tabii, öyle değil o iş. Abi açtılar, Kızılcık Şerbeti. Yayın var. Ben hiç seyretmemişim. Bir de ben diyorum ki yani bu ana akım televizyonlardaki bu diziler... 2 saat, 2,5 saat, 3 saat ya. Ya ben o kadar seyredemiyorum diye uzakta duruyorum. Eyvah dedim, bana oyun oynamışlar. Oturdular o bahçede, mısır patlatmışlar. Televizyon, yani sizin repliklerinizden daha çok tartışarak diziyi seyrediyorlar. Ben de oturuyorum, neyse bari gönülleri olsun diye. Böyle oturuyorum, ben de mısırdan yiyorum, bir şeyler içiyorum falan. Yan gözle de böyle bakıyorum yani, da, konuya da katılayım diye. Bir baktım, iki baktım, anam bir sardı. Abi sardı bir konu, ben bir merak etmeye başladım. Ya çekiyor içine, girdap gibi hiç yani. Hiç başlamayacaksın, başladın evet. Mı bırakamayacaksın? Evet, çekirdek evet. Gibi ya. Bu da böyle bir şey, bağımlılık yapan bir şey. Konuşulan şeyler o kadar ilgilendiriyor ki hepimizi. Yani özellikle mesela ikili diyalogların arasındaki hikayeye ben bayılıyorum. Tabii yani. Biri bir şey sorsun, öbürü cevap versin, oturup seyretmek zorundasın evet, yani. Evet, evet. Yani önemli bir şey konuşuyorlar çünkü, evet. Biz sette, biz de... Rettiklerimizi oturup sonra konuşuyoruz yani. Evet, Inception şimdi... gibi dizi içinde dizi biz de konuşuyoruz. Niye böyle düşün? Bunu biraz böyle... önce farkında değilseniz üçünüz konuşuyordunuz zaten diziyle ilgili. Evet. Doğrudur. Arada evet. Oluyor mu abi böyle şey? Evet. Peki evet, şimdi doğru. Ben bir mini test yapayım. Hadi bakalım. Kızılcık Şerbeti ile ilgili. Sonra da bize geçelim. Setin en komiği kim? Şöyle. Şöyle yani ayırabiliriz tabii. Belki. Tamam. Çünkü bir kıvılcım tarafı var. Bir bizim Ünallar tarafı var. Yok, şimdi yok. Herkesin... Karakterler değil. Hayır şöyle setimiz, setlerimiz de farklı ya. Hani bizim setimizin komiği bence Ceren, Nursema. O en komik. Katılıyor musunuz? Evet. Gizli komik. Kim bilmiyorum. Ben Barış da diyebilirdim. Olabilir evet. Çok Ceren... fazla biz bir, hani Ceren'le daha doğru. Çok bir araya geliyoruz. Fikir. Ay bilmiyorum. Bu kendimi de söyleyecektim de var. Şey olmasın dedim yani. Ayıp olmasın. Ayıp kendine olmasın oy verebiliyorsun ama verebilirsin. Evet. Ceren'le ben oldum. Ama seni onlar da söylemedi bak. Ama söylemediler hemen. Ben söyleyeyim dedim işte. Peki en gevezesi kim? Setin. Keçi. Hiç kimse konuşmasın, şöyle yap böyle yap. Ya yani ben olabilirim ya biraz. Orada kendime oy verebilirim. Biraz ben evet, benim yani modumdaysam bir tık evet olabiliyor. Olabilir. Evet, peki olabilir. En uzun hazırlığı en çok kim bekletir? Hazırlığı uzun sürer yani elinde olmadan. Geç kalma anlamında demiyorum. Ha. Ya hanımların hazırlığı doğal olarak biraz daha uzun sürüyor ama öyle bizi süründüren birisi yok yani. Evet yok. Hepimiz doğru. Çok şipşak yok hazırlanıyoruz yani. Gerçekten. Hemen hallediyorlar yani. Evet. Peki evet. Settar abi en yaramaz kim sette? Rahimcan. Evet. Kim evet. Kap. Metehan. Metehan karakteri. Hele Barış'la bir araya geldikleri zaman. Evet, evet. Ah. Ya bir gizim filan diyesi geliyor insanın yani. Barış gerçekten Barış yaramaz yani. Evet. Doğru. Peki çok önemli. Sibel'e sorayım bunu. Evet. En çok tekrar aldıran kim? Hadi bakalım. Söyleyin ya. Zaten hepiniz ya. Çok başarılısınız. Ne olacak? Daha bugün söyledim çünkü. Nilay. Evet. Aa. Ya canım Feyza, sakın bana kızma. Seyrediyor mudur? Seni çok seviyorum. Peki en anaç kim? Müjde. O da ben olabilirim. Sen hiç anaç... söylemiyorsun. Ya. Sibel, kaç tane soru sordum. Evet. Seni kimse Sibel. Söylemiyor. Sibel. Ben senin daha bir yaramazlık şey arkadaşım gibi gördüğüm için. Kan kusup Kızılcık Şerbeti içeni kim Setin diyorlar. Ben kesin değilim, o yüzden hiç yani ben değilim. Niye kesin değilsin mesela? Nasıl sert? Ben içim dışım bir mümkün değil böyle bir şey. İstesem de yapamam. Onu ben de bilemedim şimdi kim. Öyle biri öyle ketum hani öyle biri de yok galiba ya. Peki bu seçilerek mi geldik oraya? Bu nasıl bir gerçekten? Bu sete sorulmaz ama yani bu kadar çalışkan bir sete. Settar abiye sorayım. En tembeli kim Setin? Benimdir herhalde. Çünkü şöyle bir açıklamanız var. Oyunculuktan daha konforlu bir alanı olsa yaptığım işin kesin o olurdum ben gibi bir açıklamanız var. Evet. Düşkünsünüz keyfinize. Arkadaşlarımla konuşurken oldu bu.
Uzun zamandır oyunculuk yapmayan bir arkadaşım söyledi, oyunculuk çok zor falan. Dedim ya oyunculuk çok kebap bir yer ya. Yok abi ya hepsi birden falan. Ya dedim o, yani sette oyunculuktan daha konforlu bir yer olsaydı ben kesin orada olurdum. Yani beni baz alın diyorsunuz. Evet. Peki evet, doğru. Abi bir şişmanlık olayı var sizin. Evet. Yani ben çocukluğumdan beri bir travmatik bir durum olmuş sizde. Adın ne deyince şişman evet, diyormuşsunuz falan. Benim adım bana şişman derler diyordum. Setler zor oluyor çünkü. Ha o bakımdan yani kolay olsun. Bir de şişman kolay oluyor. Bir de kabullenmiştim o durumu. Şişmandım çünkü yani şişman değildim. Hayır, buna ki. Böyle takmış mıydınız kafayı? İşte fırında çalışırken falan şişman aşağı, şişman yukarı. Ha yani tabii. Sizin takmanıza gerek çocuk, yok zaten ha, takmışlardı. Çevre takmıştı. Setler zor geliyordu, şişman daha kolay geliyordu. Ben abi doğmuşum, bir ay sonra doktor beni rejime almış. O yüzden çok iyi anlayabiliyorum sizi. Ya ben 6 aylıkken annem küçük kardeşime hamile kalmış. İnek sütüyle falan beslemişler. Öyle bir oral tatminsizlik var galiba. Şimdi o kadar emiyorum, doymuyorum. Aynı şey olmuyor yani. Peki bu lise çağlarında mı ne bir kesintiye uğramış bu şişmanlık bitmiş. Zaman zaman kilo verdiğim dönemler oldu ama tekrar aldım. Yani hep yani kiloma sadık kaldım. Kalmadım. Hep böyle bir topluydum şişman olmadım. Şimdi gayet iyi ama. İyiyim, bu Aşıklar Bayramı sayesinde ama başladım kilo vermeye. Yaşta ilerledi ya artık o kadar kiloyu taşımayayım dedim yani. Sizin nasıl efendim? Kiloyla aram mı? Yeme içmeyle durumda. Kiloyla aram hiç iyi değil tabii ki göründüğü üzere. Ben de küçükken böyle kemiklerim sayılırmış. Dizlerim böyle çıktı, öyle fotoğraflarım falan var böyle kakik gibi. Siz onu sevmemişsiniz. Sonra böyle oldu resmi. Estağfurullah. Ya canım Allah Allah. Sende bir şey yok. Maşallah. Yemeğiyle aram mı? Yemeğiyle aram iyidir. Müjde de. Yemekten hastanelik olmuş bir arkadaşımız ve evet. Bu fizikte görüyorsunuz. Ben burada da çelişiyorsun kendin ama bana. Ama yemekten aslında yani çok yemekten hastanelik. Olur tabii ne kadar midesi vardır ki onun. Ha, onun midemin... çok yediğini biz kulağımıza damlatırız diye. Yani gibi oldu ama evet. Daha biz sen hiç yemek yemedik mi? Böyle diyen herkes benle yemek yedikten sonra yani o kadar sürekli yaşadığım bir replik diyalog ki bu. Nereye ne yiyorsun mide bu kadar? Mide doktorum gerçekten midenin tipine göre büyük olduğunu ve az yemem gerektiğini bağırmıştı bana yani az ye diye. Ben ciddi çok yememek için çaba sarf eden bir insanım yani biraz sıkıntım var o konuda. Yani bunun için bir şeyler içiyorum, kendimi tok tutmaya çalışıyorum. Ben tam evet gıcık olunan bir evet insanım. Evet yani. Yani şekerim falan yükseliyor yani ayarsızlıktan. Allah'ım. Maalesef. Yiyor. Baksana bu halde. Ne sinir bozucu bir şey. Evet şu an benim de biraz yani. Sinirim oynadı. Evet. Peki aşk yemeden içmeden kestiriyor mu sizi? Hiçbir şey beni yemeden içmeden kestiremez. Size efendim? Kestirir. Size efendim? Kestiriyordu yani. Ben de tabii. Öyle aşk söyleyeyim. Olduğum zaman yemeden içmeden kestiririm. Hadi ya. Evet. Allah Allah. Özlüyorum beni de, onu. Bana niye bir şey olmuyor? Beni de kimse durduramıyor abi ben. Yok ya yemek yemeden peki, aşık da olamayız. Olmaz öyle şey. Şimdi bizim bu programımızda bir bölümümüz daha var. Seyircilerden gelen sorular oluyor. Evet. Burada ekibimizden biri seslendirdi onları. O soruyu alacağız. Ona cevap arayacağız. Bakalım ilk sorumuz kime efendim? Ha Sibel. Aa. Hadi bakalım. Sibel Hanım size geliyor soru. Buyurun. Dinleyelim bakalım. Önce büyük bir aşk yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck 20 yıl sonra tekrar bir araya gelip nikah masasına oturmuştu. Sizin eşinizle yarım kalan aşkınızla 20 yıl sonra nikah masasında mutlu sona kavuştu. En sevdiğim konu. Bu aşk neden yarım kaldı ve 20 yıl sonra tekrar nasıl yolunuz kesişti? Bu arada evlenmeyi hiç düşünmediniz mi? Anlat. Bir sana ne demesi geliyor ama tabii ki merak konu. Ediyoruz. Yok estağfurullah öyle demem. Şimdi bir şey soracağım. Magazine girdik. Magazine girdik tabii. Ay, girmez miyiz? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya ben kendimi kararsız zannederdim. Ta ki senin bu hikayeni öğrenene kadar. Evet. Yani 20 yılda dedin ancak ki bu adam verdik. Doğru adam. Hayır öyle değil tabii. O 20 sene kopuk. Yok yani. Dinliyorum. Şimdi biz lisedeyken flörtif bir durumumuz vardı. 92'den 94'e kadar diyeyim. Bayağı da böyle hani şey aslında bir aşk yaşıyorduk yani lisedeyken. Çocuğuz yani tabii daha.
Herkesin bir hayat, herkes bir hayat yolu çizdi kendine. Ben İstanbul'a geldim. Tiyatro, konservatuar falan. Öylelikle tabii koptu bir şeyler. İyi ki de kopmuş aslında. Çünkü o zamandan bu zamana muhtemelen taşıyamazdık ekrana onu. Ekrana bakıyor musunuz arada? Kopmak da buysa yani. Ay evet. Ah, ya bu ne zaman şimdi bu? Bak şimdi başta... şu. Ha. Şu en köşe, köşedeki aşağıdaki sağ köşe aşağıdaki evet. Biz lisedeyken işte onun yanındaki soldaki de lise, onun üstü 2013'te tekrar karşılaştığımızda onun yanındaki de tekrar, alttaki ortadaki de nişan fotoğrafımız. Ağlayacağım. Allah Allah. Bak, ayrılmıyorlar. Bak. Benim bunlardan hiç haberim yok. Hiç aşk görmedim ya. Hala yani öyle araya bir 20 yıl girdi. Sonra sosyal medya sağ olsun böyle bir şekilde karşılaştık. Meğersem 6 yıldır da İstanbul'da yan sokağımda oturuyormuş. Aa. Evet. Acaba meğersem mi yoksa biliyor muydu yan sokağı? Meğersem yani ben sordunuz bilmiyordum. Sordunuz mu beyefendiye? Murat'tı değil mi ismi? Evet. Murat Bey'e sordunuz yok, mu biliyor? O da, benim, o da bilmiyor. O da şaşırdı. Peki benim. Nasıl oldu ilk konuşma? Hadi anlat. Anlat. Evet anlat. Anlat. Ya işte sosyal medyada kim kime mesaj attı önce? Ben attım. Ha. Ben kız şey oluyor ya, bilmiyorum isim verilmiyor herhalde. O şey ne o? Site. Fotoğraflarımızı koyuyoruz. Falan filan işte aynen oradaki şey uygulamalardan birinde kız kardeşini gördüm. Hani çıkıyor ya böyle tanıyor olabileceğiniz kişiler. Tamam. Aa dedim böyle bir şahıs vardı. Ne yapıyor acaba diye düşündüm. Oradan bir mesaj. Sonra böyle oldu. Eski mantelleri karıştırırken... Yok yani işte dediğim gibi yani kız kardeşim. Kader, kader. Kader mi? İyi ki de olmuş. Kader yan sokak karşısına çıkıyor. Evet, evet, evet. Yok ya bir bence de... yan sokakta olmasa da gelirdi artık oradan haber diye yazarsan. Kesin canım yani öyle bir böyle bir aşk yok ya. Ben gözlerim yaşıyor her seferinde maşallah. Ama hayat da yardım etmiş. Çok salakça bir şey söyleyeyim mi? Paylaşayım istedim şu anda. Evet. Biz şimdi lisedeyken beraberken hani geç bir kız aklı olarak... eşimin soyadı Kolçak Köstendil. Ay ne kadar güzel bir soyadı var diye düşünüp inşallah ileride evleniriz de benim de soyadım öyle olur demiştim. Evet kendi soyadını da tutuyorsun. Tutuyorum. Sibel Taşçıoğlu Kolçak evet. Köstendil'sin. Evet. Çok güzel. Kendi soyadımı da tutuyorum. Anneciğim ve babacığım rahmetli oldular. O yüzden taşımak hoşuma gidiyor yani. Bir de öyle biliyorum evet. Seni. Ben biraz İspanyol soyadı gibi oldu. Evet. Sanki ben de İtalyanlara benzetiyorum evet. Evet. Sobo filan diyorlar herhalde. Ona öyle, Meksika'da öyle oluyor ya kısaltıyor. Peki Kolçak Köstendil birleşik mi? Aslında ayrı. Ha. Yani Kolçak Köstendil aslında iki tane soyadları var. Ama nüfusta Kolçak Köstendil diye birleşik yazılıyor. Ama normalde ayrı. Bizim Erkan'ın da akrabası evet. Herhalde. Evet. Peki ona da selamlar olsun buradan. selam olsun bütün böyle büyük aşklara efendim. Şimdi bir soru daha geliyor mu? Yok şimdi soru yok. Şimdi soru yok. Nikah fotoğrafları var mı? Nikah? Bir reklama gidelim. Bir nefeslenelim. Sonra nikah olur. Fotoğraflarınızla yine ağzımızın tadıyla devam ederiz efendim. Buyursunlar. Şimdi bu kadar bahsettik. Bu büyük aşkında bir mutlu sonunu görelim değil mi? Buyurun. Ha, canım benim. Ha, canım benim. Şimdi siz Adana'dayken bir ayrı kaldınız. Evet. 4 sene bir Adana'da çalıştım ben. Benim Adana'nın son sezonunda dedim ki biz taşınalım Mudanya'ya. İstanbul artık bizi sıkmaya başlamıştı biraz. Nasılsa dedim ben Adana'dayım. Hani oradan gidip gelirim. Adana bitti, burası başladı. Biz Bursa'dayız, ben buraya gelmem gerekiyor. O da işiyle ilgili çok seyahat ediyordu. O yüzden çok görüşemiyorduk. Şimdi çalışmıyor, işten ayrıldı. Ama her dakika yanınızdaymış, duyuyorum, bırakmıyor musun? Son zamanlarda biraz öyle, evet. İyi, iyi, güzel. Allah ayırmasın. Şimdi efendim... herkes hazır olsun. Aha. Çok önemli bir açıklama gelecek. Müjde benim Uzman'ın mi? İlk aşkını açıklayacağız efendim. Şu an ekranlarınızda. Bu da benim ha. Benim evdeki koleksiyonumdan yani. Öyle mi? Tabii tabii benim evim burası. Bir tek elimizde bu kılıcı kaldırmış halimi var. Ama burası benim evim zaten. Benim eşyalarım bunlar. Benim figürlerim.
Evet. Zaten. Doğru yani. Gizlice evine girdik Müjde. Instagram stalk'u olmuş. İlk yaşanmış. Aşkın Himen'miş, doğru mu? Ya ben bunu geçen hatırladım. Normalde sorulsa bir Ricky Martin falan derim. Çünkü esas ona aşık oldum. Sonra peşinden ülkeler gezdim falan. Ama sonra bir gün hatırladım ben. Yani daha küçüklüğümü düşündüm. Evet, bayağı televizyona böyle yapıp öpücük konduruyordum ki hiç sarışın da tipim değildir. Bir Himen aşkım. Ha, çıktı benimki, esas benimki bu. Bir dakika, şu Himen'i bitirmedik. Değerli dostlar. Himen'i bir bitirelim. Şimdi Himen'e başta aşıktın, sonra geçti mi aşkın yavaş evet, yavaş? Evet, geçmiş yani. Tabii şimdi erkekte kahkül modası ve bu slip donlar bitince tabii bir çekiciliği evet. de kalmadı Himen'in. Çok şükür tabii. Öyle soğumuşum. İyi olmuş gerçekten. Evet. Evet yani bunu ben sonradan hatırladım. Ve ama yine de demek ki içimde bir ukde kalmış. Demek ki gittim figürünü aldım. Yine anısına saygıyla yani orada evet. duruyor. Ben de çok severdim Himen'i. Bir dost olarak da. Neo var. Önemli bir karakter. Kim Matrix, var? Matrix'teki Neo var şurada. Şurada evet. Mary Jane var. Örümcek Adam'ın manitası. Şurada da Örümcek Adam. Böyle sevdiğim şeyleri topluyorum. O tabii bir kısmı daha var. İyi, güzelmiş. Peki demin gördük. Ricky Martin'i de alalım bari. Tanışmışsınız. Tabii. Beni nerede görse hatırlar gibi bir... Doğru. Tanıyor beni. Tanıyor. Tabii. Dans. Nasıl tanıyor mesela? Ne desek bilir? Ben şöyle kurguladım onunla tanışmamı. Nasıl tanıştın? Çok, evet, evet. Çok yani çok büyük tesadüfler, şanslar. Şimdi çok uzun hikaye, burada süre yetmez. Ama ben ilk konser olduğunu duyduğumda çok büyük tesadüflerle önce organizatörün kuzeninin yanına oturdum dolmuşta tesadüfen. O ayarlayamadı, sonra başka bir arkadaşım ayarlayacak. Bir dakika, bir organizatörünü dolmuşta mı buldun? Evet. Ricky yani üstelik ya işte Ahmet San'ın o ekibin şeyiyle, birisi. Evet ha. Ve işte öndeki dolmuşa bineceğim, arkadakine bindim falan. O kadar garip şeyler oldu ki ve hiçbiri de bana bunu sağlayamadı. Ben bayağı gizli gizli basın toplantısı vardı önce. Oraya gittim ve bana kimsiniz diye sorduklarında basınım diye yalan söyleyip içeri girdim. İşte buralar biraz uzun hikaye. Ondan olsun, sonra enteresan. İşte basın arkadaşlarımı aradım, bir şey yapamayız dediler. Ben yine de içeri girdim. Sonra işte bir soru soruyorlar işte basın. Dedim ki Müjde, fırsat bu fırsat. Bir daha gözüne nerede bakacak? Bir daha nerede konuşacaksın? Soru sordum. Ondan sonra konsere gittim. Konsere gitmeden hemen önce dediler ki ekipte İngilizce bilen birine ihtiyaç var. Yani 1000 tane insan vardır İngilizce bilen. Bastım gittim. Sonra birinin, baktım işini yapmayan biri var ekipte. Gittim işini yapmaya başladım. Sonra işi bana verdiler. Kimse tanımıyor benim kim olduğumu. Ben sonra ekibin bir parçası gibi bayağı ortamı ele geçirdim. Sonra beni Bursa'daki konsere en önde yolladılar. Sen teknik git, oraları kur diye, hayatımda yapmamışım. Ben gittim orada kulis kurdum, klimalar aldırttım, örtüler kestirttim. Ele geçirdim orayı. En son Ricky Martin'in odasının anahtarı bendeydi. Bir güvenliğinde vardı, bir bende. Ondan sonra Antalya'ya geldi. Gene görüştük. Ben Las Vegas'a gittim. Ha, siz görüşüyorsunuz yani. Menajeri, dansçıları, herkes beni tanıyor şu an. Evet. Neden? Hani onu anlatacaktım, çok uzatmayayım. Tanışıp gitmek bir saniye. 1000 kişiyle fotoğraf çektiriyor her gün. Ama çalışırsam, çalışmak istedim dedim, beni oraya işe sokun. Yine kendimi soktum ama. O zaman ona bir fayda sağlayabilirim. Hayatında bir yer edinebilirim. Belki de sık sık görüşürüz. Neden olmasın hayat? Nitekim evet, tanıyor yani, beni artık. Bu da evet, benim buradan böyle bir da selamlarımızı gönderiyoruz. Bu da benim böyle bir başarım. Ricky Martin'e selamlarımızı gönderiyoruz buradan da. Himen üstü Ricky Martin hep böyle imkansız aşkların peşinden koşmuşsun. Kolayı sevmem. Ne gerek var? Evet. Kızılcık'ta da öyle biraz. Yani Himen, Ricky Martin üzeri Abdullah Bey. Abucum. Kıyaslamak gibi olmasın. Evet. Abi siz değişmem hiçbirini. Peki şimdi çok önemli bir konuya geliyorum. Settar abi küçüklükten beri yapmadığınız iş kalmamış. Vardır da çok iş yaptım. Yani ayakkabı boyacılığıyla başladım. İşte garajlarda su sattım, nane sakız sattım. Közlenmiş mısır sattım. Ondan sonra fırın işçiliğine başladım. Kahvecilik yaptım.
Bir salı pazarında köftecilik var ama... Oyunculuk, tiyatro tabii, televizyon melevizyon yoktu. İşte o tamamen geçim sıkıntısında salı pazarında köfte tezgahı açtım. O da zabıtayla problemden tabii sandviçe dönmüşsünüz. O seyyar sandviçe döndüm. Aa, neler. Siz bunu biliyor musunuz? Seyyar sandviç işi yaparken Settar abi tanınmaya başlıyor. Doğru mu? Doğru mu biliyorum? Tabii o zaman tanınmaya başlıyor ve artık satamaz hale geliyor çünkü arabayı çalıştıramıyor yani. Evet. Bir de hep böyle hani bir şeyler babadan oğula kalır ya, dükkanlar işte, işler falan. Babamın bu işlerle alakası yok. Ben pideciyim diye adam emekli ikramiyesini gömdü sanayide bir dükkana, pide salonu yaptık. Ama ben üniversite okuyacağım. Daha doğrusu üniversiteyi paravan olarak kullanıp oyunculuğu yoklayacağım. Yani Denizli'de olmaz o iş. Ankara'ya gidebilmek için, büyük şehre gidebilmek için. Ankara'da sosyal Türkçe puanına öğrenciler ne kadar okul varsa sıraladım oraya. En başa 3 tane hukuk yazdım. İstanbul, Ankara, İzmir hukuk. Gerisi Ankara'da ST puanına öğrenciler. Akşam sesi mezunuyum çünkü liseyi 7 senede bitirdim. 4 sene gündüzde geçti, 3 sene gecede geçti filan. Matematik 0. 4 tane soru yaptım matematikten. Onu da kebap diye yaptım. Yani kolay soru diye geometriden. Ya o öbür taraftan doğrumu da götürdü. 4 yanlış, 0 doğru, 4 yanlış geldi oradan. Ama Hacettepe Erköy sanat tarihini yakaladım. Gittiğim senenin sömestr tatilinde de Ankara Sanat Evi'nde çocuk oyunlarında başladım çalışmaya. Oradan başladım. Evet. Ama bu matematik kötüymüş ama o pidecilik dediniz, oradan beri bu profesyonel pideciyim konuşuluyor. Gurmeliğiniz her yerde konuşuluyor. Bir de boğazıma düşkünüm, meraklıyım. Evet, hani, şimdi artık ama yemeyip yedirme kısmına mı geçtiniz? Tabii insanlar lezzetli şeyler yesinler ve hoş olsunlar. Sürpriz bir mesajımız var size. İzleyelim bakalım kimdenmiş. Settar abi öncelikle çok iyi bir oyuncu olmasının yanında çok da iyi bir aşçıdır. Bugüne kadar yediğim en güzel yemeklerin birkaç tanesini Settar abinin elinden yedim. Gerçekten çok maharetlidir. Ve hayatımda gördüğüm en disiplinli, en acayip oyunculardan bir tanesi. Ben özellikle sahnem olmadığı zaman da Settar abi izlemeye giderdim. Çok iyi saz çalar, sohbetine doyum olmaz. Ve çok özledim kendisini. Buradan selamlar. Yeah. Sevgili Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar değerli değil mi? Yediğim en güzel yemeklerden biri diyor. İz bırakarak gidiyorsunuz abi bütün yaptığınız işlerde. Ya ben işlerde. Yemek yediğimiz zaman anısı olsun istiyorum. Değil mi abi? Evet. Öyle doğru. Yemeği güzel yapan da o zaten. Evet. Şimdi bu... Kendi sevdiğim gibi yapıyorum. Çünkü kendi sevdiğin gibi yaparsan hani 100 kişiden 3'ü 5'i beğenmez ama çoğunluğu %90'ı 95'i beğenir. Tabii abi. Bir de bu yaptığı yerin görüntüleri de var galiba. Bazen hani tutturamadım oluyor. Kendim beğenmediğim de oluyor. Onu göstermiyorum kimseye. Vermiyorum. Evinizde sonra başka de enteresan bir fırın varmış galiba. Onun da fotoğrafları vardı elimizde. Bu ev mi abi? Değil. Bu başka bir yer. Sanırım Saruhan'da. Aa, orası mı? Bayağı gittiğiniz yerde böyle kabul ederlerse giriyor musunuz? Tabii şimdi roman kızı padişaha gelin gidiyormuş. Yolda giderken şehzadeye padişahın oğluna yolda giderken kamışları görmüş. Amanin bunlardan ne güzel sebed olur demiş. Ben de hamur gördüm mü oynamadan duramıyorum. Peki. Bizim sette Settar abiyle sohbetlerimiz genelde Settar abinin bana verdiği yemek tarifleri üzerinde. Şimdi biz hep yan yana oturuyoruz ya işte masada şurada. Hele ki mesela kamera açısına göre hadi bakalım biraz yaklaşın birbirinize diyorlar ya. Biz böyle deyip diyor ama kabağın suyunu şey yapmak için işte biraz şöyle yapmak lazım. İşte bunun üzerine şöyle şu kadar tereyağı koyarsan o hemen... Aksesuar yemekleri tamir ediyorum ben orada. Yani şey psikolojik olarak tamir ediyorum. Ama şöyle de bir şey olur. Mesela Settar abi hani sessiz de konuşuyoruz ya. Bir de o biraz daha böyle hani sessiz konuşur. Bir şey anlatırken işte onu siber bak onu şey yapacaksın. İyice gidiyorsun. Evet. Tabii madem bu yemek konusunda lafa girdin. Seninle ilgili de sürpriz bir konuğumuz olacak. Sürpriz bir videomuz var. Buyursunlar efendim.
Ali'cim, hayırlı uğurlu olsun. Zaten iyi olacağını eminim. Güzel, neşeli, aşkım, bol sürprizli bir program olsun. İnşallah bu mesajım da sana uğur getirsin. Sibel'cim, senin tanıdığımda küçücüktün. Kocaman bir kız oldun ama makarna yiyerek oldun. Seviyorum seni. Ya canım arkadaşım benim ya. Evet. Ne bu makarna olayı? Ben makarnayı çok severim. Özgür'ü 19 yaşımdan beri tanırım. Uzun yıllardır tabii hani çok görüşemiyoruz ama hala telefonumda benim makarna diye kayıtlıdır. Onda da öyleymiş. Evet. Yani işte böyle biz hep o zamanlar ben 95 yılı Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yeni oyunculuğa başlamışım. Böyle bir çocuk oyununda Özgür de oynuyor, beraber oynuyoruz. Bir arkadaşlığımız var işte, abi kardeş ilişkimiz var. Aralarda işte ne yiyelim? Ay makarna yiyelim Özgür. Öyle makarna, makarna derken makarna kaldı yani. Yani istediğinizi yaptırmak için kullandığınız tonlama o makarna. Ha, biraz evet evet galiba. Peki şimdi haberiniz var mı bilmiyorum ama Müjde'nin de çok enteresan bir damak zevki varmış. Şu an hala öyle mi bilmiyorum ama bir vejeteryanlık var artık galiba. Evet ama ben acıktım şu an. Biraz daha yemek konuşursak. Zaten biraz daha konuşacağız. Sonra da bu ekip çıkar bir yerde bir şey yeriz diye düşünüyorum. Çünkü kesin. Ben şekerim de çok düştü benim şu an. Çok enteresan kombinlerin var yemekle ilgili. Var. Dı. Dı. Yani dı. Mesela sucuğu balsız yemezmişsin. Zinhar yemezdim. Ne demek sucukla bal? Olur mu hocam? Size sorayım üstadım. Sucuğa bal koymadan yemiyormuş. Herkesin zevki birinci mevki. Oh. Vay be. Her öteki, konuda da bir cevabı var. Ötekini biliyor muyuz? Ötekini? Hangisi bakayım? Kokoreç mi? Hı hı. Kokoreçim mi? Balı yiyorsun. Yok. Mayonezleyip mercimek çorbasına batırıyorum. Zaten öyle yaptığım günlerden birinde hastaneye kaldırıldım. İşte alım saçmalık yani. Mayonez yok çorba. Saçmalık da demeyelim. Suratına ayıp olur yani. O hiç önemli değil valla. Hiç umurumda değil. Olmaz çok olmaz. Çok pis yerim. Ispanaklı böreğin üstüne de bal koyuyorum. Neyse onu hala yapabiliyorum da. Ispanak peki ne katıyor yemeğe? Yani çünkü bu güzel olsa yapılırmış diye düşünüyorum önceden. Hani mesela tatlıyı ekmekle yerler falan yani ağırlığını şey yapmak için herhalde tatlın değil mi? Bazısı ekmekle ben yerler. Ben Rize'de mesela lokantada gözlerime inanamadım. Pilavın üzerinde kadayıf gitti. Sonra Rize'li bir terzi vardı ona söyledi. Evet ben severim dedi. Severim dedi. Hı. Biraz üstü kadar çok güzel nedir olur dedi. Ama ben hiç denemedim. Yok ben de denemedim. Denenmiş bir şey. Başka var mı şu an yani bu yeni beslenme şeklindeki en bize tuhaf gelecek şey? Şu an garipsenen ama denendikçe kısmi kişiler tarafından beğenilen kahveye koyduğum nane şekeri. Hah, şimdi onu diyecektim bak, bir de. Olabilir. Ama deneyip beğenenler var. Türk kahvesine mi o? Yok. Normal filtre kahve. Ama Türk kahvesine koyanlar var. Şimdi bir ara gördüm sosyal medyada deneyenler, Türk kahvesine koyanlar. İşte Alev'in kahvesini deniyoruz falan öyle şeyler olmuş. Halbuki ya ben kahveyle hiç aram yok yani sevmem. O benim sabah kafamı toplayayım işte ajandama bakayım bugün ne yapacağım diye baktığım bir rutin oldu. Sinüzitimde olduğundan mütevellit ben böyle ferahlamaya çalışırım işte. O mentolü naneli şeyler de bana iyi geldiği için. Sonra ben bunları birleştirdim. Dedim bir tane kahve içeyim sabah bahaneyle. İçine de şeker koyayım. Piyasadaki bütün şekerleri de denedim. Evde nane yaptığım işte yani beslediğim naneden koydum. Hiçbiri olmadı. Sonra bir tanesine karar verdim. Çok seviyorum. Hep de yanımda taşırım yani. Şimdi mutlusunuz onunla. Çok mutluyum. Bitişte bir tadalım bakalım nasıl olur. Olur. Yanımda var. Tamam. İkram reklamını ederim. Da yaparız. Peki Bursa'da doğdun, büyüdün. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk kurslarına başladın. Evet. Oyuncu olmak istiyordun. İlkokulda da Haldun Dormen'e mektup mu yazdın? Aha. Evet, ortaokulda. Ortaokulda, evet. Yani böyle, ne yazıyordu mektupta aşağı yukarı kabaca? O kadar hatırlamıyorum detayını ama yani işte ben hani oyuncu olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Niye Haldun Dormen? Şöyle yani o zaman TRT'de çok seyrediyordum onu. Kamera arkasıydı değil mi o programda da? Onu çok seyrediyordum. Perde arkası mıydı? Sinema programı sinema yapıyordu. Programı, İsmini hatırlamıyorum. Evet. Kemal'le yapıyorlardı. Evet. Allah rahmet eylesin. O programı çok seyrediyordum. Bir de böyle Yıldız Kenter'in işte Cüneyt Gökçer'in falan hani oyunlardan hep TRT'de yayınlanırdı onlar. Çok ilgimi çekerdi. Kendi kendimle röportaj falan yapardım böyle ayna karşısında. Hiç de sevmem bu arada. Utangaçımdır biraz. O dönemlerde öyle sevmediğin bir şeyi mi yapıyordun küçükken?
yani şu anda röportaj mesela çok heyecanlanırım falan yani hani. Ha. Ama işte o zaman böyle hani yapıyordum yani. Ha, halleri diye. De yapıyordum. Tabii tabii. peki ondan sonra da bu büyük ustalar hep öğretmenin olmuş galiba, evet, değil mi? Evet. Kimler vardı onların arasında? Hepsini analım burada diye soruyorum. Yıldız Kenter, Allah rahmet eylesin. Haldun Dormen, Mehmet Birkiye, Suat Özturna. Hepsi çok kıymetli hocalarımız. Oradan da fotoğrafların var elimizde. Nereden? İşte o konservatuar yıllarından var. Bayağı sıkı çalışmışsınız ha Ali. Abi. Ne güzel program ya. Şu an çok şey öğreniyorum. Çok hoşuma gitti. Bir de işletme okudun. Ha, o da şöyle. Oradan varmış fotoğraflar. Şu an uyarıyorlar beni. Doğru. Konservatuvardan yok, onu gizli bulamadım tutmuşsun. Bulamadım hiçbir şekilde. Hiçbir arkadaşımda da yok. Böyle bir şey olabilir mi yani? Rüzgar gibi geçmiş konservatuvar yılları. Allah'ım ya. Daha doğrusu var da ben şimdi Bursa'ya taşınınca bazı kutularımı hala açmadım. Evimiz biraz küçük diye. Benim fotoğraflar, arşivler biraz orada. O yüzden bunda çok faydalı olamadım. Tamam. Bakalım yani. Üniversite yıllarına. Bu üniversite değil. Bu da ortaokul. Aman beni şaşırtmayın. Bak, ortaokul böyle bizi. Üniversite ortaokul mi olur artık bu? Artık bu kadar da yani. Evet, bakın Pinko'nun ortaokul zamanı. Başka var mı elimizde? Bu işte şeyden. Al işte. İşletme değil, işletmecilik 2 yıllık. Ama hep oyuncu olmak istiyordum işte. O biraz belli böyle... ama buradaki duruşundan belli. Bak orada kenarda. Yani ben çok da fazla burada kalmayacağım gibi evet, diyorsun. Evet evet, aynen öyleydi. O arada sınavlara giriyordum zaten yani. Yani olmazsa diye tutuyorsun. Ekip de enteresanmış yani. Bu diğerleri işletmeci olmak istediğine eminler mi? Bilmiyorum. Her iki adam da evet. Bizi işletiyorlar gibi havaları var. Bana da bulamadım kelimeyi de. Bu arada arkadaşımla hala görüşürüz. Müthiş bir Burak. Ekipmiş yani. Hangisiyle hala görüşürüz? Ortadaki o pardüsülü olanla. Pardüsülü evet. Bu kenardaki. Yani hepsini tabii ki biliyorum, hatırlıyorum. Şu an çok görüşmüyorsun. Evet, herhalde. Çok haberleşmiyoruz öyle değil oluyor, yani. Oluyor, kopuyor insanlar. Evet. Peki teşekkür ediyorum bu üniversite yıllarını da bizle paylaştığın için. Bir de seslendirme konusu var aslında senin oyunculuğunun dışında. çok enteresan karakterlerin de sesi senden. Ben çok uzun yıllardır Mickey Mouse'larda Daisy karakterini konuşuyorum. Daisy şey. Donald Duck'ın sevgilisi. Evet. Bak müjdeyi, şaşkınlığını gör. Evet evet, yani herhalde 20 yıl falan olmuş mudur bilmiyorum, o kadar olmuş mudur. Onun Türkiye sesiyim. Daisy'nin. Evet. Allah ne güzel. Başka? Başka var mı? Alice in Wonderland'de Helena Bonham Carter, Red Queen'i konuştum ikisinde de. Ve Incredibles'da Lastik Kız. Onu çok takip ediyorum ya. Lastik Kız'ı. Evet. Güzel, devam etmeyi düşünüyorsun tabii. Tabii yani hep yapıyorum da hani bu saydıklarım daha biraz daha böyle popüler olan bilinenler. Peki abi Denizli doğum değil mi? Denizli doğumluyum. Evet, evet. Bayağı da Denizli'yim. 22 yaşıma kadar hiç çıkmadım. Herhalde doğulu mu biliniyorsunuz? Doğulu, Güneydoğulu. O işlerde... oynadığım karakterlerden dolayı. Urfalı, Antepli, Diyarbakırlı zannedenler var. Peki arkeoloji eğitimi enterese etti mi sizi? Hani kazandım dediniz ya. Ben onu torbadan çektim dediğim gibi. Yani o sıralamada torbadan o çıktı. Ama o zaman hayıflandım. Konservatuara girme yaşımı ben lisede oyalanınca geçmiştim orayı. Filan oldum o zaman ama sonradan hayat bana şeyi söyletti. İyi ki arkeoloji okumuşum dedirtti yani hayat. Belki konservatuvarda okusaydım arkeolojiyle, tarihle, felsefeyle, psikolojiyle ilgilenmeyebilirdim. Hı. Arkeolojide okurken bunlarla ilgilenme fırsatım oldu. Ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Arkeolog değilim tabii. Yani o mesleğin içinde yapmadığın sürece arkeolog olmuyor. Ama o araştırma, merak falan. Arkeoloji lisansım var. Oradan aldığım fırsatları da oyunculukta kullanmışım zamanla. Peki bu tiyatro işini çok seçkin bir grubun mesleği olarak görüyormuşsunuz. Evet, böyle annesi yazar, babası şair, biri falan öyle konservatuara gidiyor, oyuncu oluyor falan zannediyordum o zamanlar. Öyle değilmiş. Sonra ne döndürdü oraya peki? Yani o seçkin gruba ben dahil olabileceğini... Ben Denizli'de Halk Eğitim Merkezi'nde 80'de paydosu oynuyorduk.
Bizim grubumuzda da Merkez Ortaokulu'ndan işletme öğretmeni bir arkadaşımız vardı. Muhtarı oynuyordu Paydos'ta. Ankara'dan depo tayini bir arkadaş gelmiş. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmış filan. Sağlık nedeniyle tekrar Ankara'ya dönecek filan. Bizim provaları izledi. Sonra bir de çok sıkış tepiş bir kere oynayabileceğiz yıl sonunda o oyunu. Dekorumuz yok bilmem ne. Ben Endüstri Meslek Lisesi'nin tiyatro kolunun panolarını merdiven altında buldum. Hoca vermedi. Yok dedi, onları bilmiyoruz falan dedi. Ben spor salonunda dolaşırken tribünün altında buldum onları. Bizim oyuna uyarladım. Bir gün içerisinde yalınayak dekor kurarken gördü. Sahnede performansımı da gördü. Provalara gelip gidiyordu öbür arkadaşıyla. Sen dedi Ankara, arkadaş olduk sonra biz işte. Akşamları çay bahçesinde buluşmaya, sohbet etmeye falan başladı. Ankara'da olsan dedi, profesyonel bir tiyatroda çalışırsın setler dedi. Hiç niyetim yoktu. Ben akşam sesini bitirdim. Hani askerde en azından çavuş oluruz falan hesabı. Öyle 167 kilo pide ustası olarak devam edecektim belki hayatımı. Belki nasıl, kriminal bir karakter olarak dolaşıyor olacak. Yani. Deminki pardüsülü arkadaş gibi. Gittiğim sene işte Şubat'ta Oğuz Budak, Allah rahmet eylesin, öldü. Emekli olduktan sonra, malulen emekli oldu. Devlet Tiyatroları'nda dramaturg olarak çalıştı filan. Bir çocuk oyunu yazmıştı. Sanat Evi'nin çocuk oyunları kolu. O çocuk oyunlarında oynarken Cengiz Seci ile Ercan Demirel Adana Mersin turnesinde kovuldular. Bir oyun hazırlıyorlar. 403. kilometrede turneye gitmişlerdi. Selçuk Uluer Güven de genel sanat yönetmeniydi. O şişmanı getirin, şişmanı demiş. Oğuz'la ikimiz girdik. Cengiz abinin rollerini bana verdiler. Ercan'ın rollerini Oğuz'a verdiler. Öyle başladı tiyatro. Ay, ne iyi yapmışlar. Evet. İyi yapmışlar. Diye düşünüyorum yani benim açımdan. Galiba Settar abinin oynadığı hikayesi karakterlerden, bitti. Yok be abi, oynadığı karakterlerden bir seçki hazırlamışız, doğru mu? Buyursunlar. Biraz hatırlayalım abi, yani hiç unutmadık ama yine de bir gözümüzün pası silinsin. Ezüle ya, ben şimdi bana abi deme diyeceğim. Sen asılıyor mu zannedecek? Kurban Cumali'yi gördün mü? Arkadaşlarıyla burada olacaktı, kimse yoktur. Başı sadece polisle belada değil gibi geldi bana. Ökez Usta neden benim yanımda duruyor? Neden gidip başka bir tükenle çalışmıyor? Çünkü hakiki Antaplı'nın yanında durur. Bunu kanun çerçevesinde tuttuğun zaman boynuna ip bağlamış köpek gibi, nasıl köpek böyle gider gider gitti bunu zanneder de ip kasar bir atırmalar. Bu da iyi. Ben bu akşam üzeri vakfın elektrik su paralarını yatıracağım. Ben yatırmam. Ya Muharrem, sen bayağı adama benzedin ha. Canım sen zahmet etme, çocuk da yatır. Olur mu Ali Bey? Benim de vazifem. İçine atıyor. Bu hiç iyi bir şey değil. İçine atma. Dünyadaki bütün büyük hastalıkların ana sebebi bu. İçine atmak. Kemal'e geri döneceksin. Bekir amcam her şeyi bırakıp gittiğinde ona hak vermiştin. Kendi yolunu çiziyor, ona örnek alın demiştin. Yine öyle diyor. O ayrı, bu ayrı. Onunla bunu karşılaştıramazsın. Hani ya da benim elini de dirhem bastırmam. Ulan hem dışarı çıkıyorsun, hem içki içiyorsun, hem kaza yapıyorsun. O sigorta niye eski lan? İç! Tomatesin tam olgunlaştığı çağı bu işte. Görüyorum değil mi? Nasıl şempanze kızarmış. Hey yavrum, tomates bu işte. Muhteşem efendim, mükemmel. Efendim izninizle domatesin bir fotoğrafını alsam. Çay içeriz dedim, ne vereceğiz çocuğa? Paralıyor gidip alan bakkaldan. Mahvettin bizi be, mahvettin. Geç otur şöyle. Tövbe tövbe. Sabah kahvaltının üstüne şöyle bir tavşandan çay içemiyoruz ya. Sana dokunuyor. Yok baba ya, dokunsa sen hissedersin herhalde. Değil mi? Babasının kızı çak. Çok tatlı. Forşet ya da eski bez gibi bir şeyin var mı? Kanaman mı var? Benim bir şey değil ya. 2-3 güne kadar geçer dedi doktor. Abi. Ne kadar güzel. Settar abi. İnşallah ileride yani benim de böyle bir yani özet görüntüde bu kadar güzel işin olduğu bir videom olur diye düşünüyorum. Ellerinize sağlık. Bir de seyretmekten de sıkılmıyormuşsunuz.
kendi yaptığınız işleri, kendinizi seyretmeyi seviyor musunuz? Dizileri çok takip etmiyorum. İlk defa bu işin bütün bölümlerini, bir Alacakaranlığın bütün bölümlerini izlemiştim. Şimdi bunun mesela yayın günü izleyemesem bile tekrarını izliyorum. Hı. Kızılcık Şerbeti'nin. Bunları ne zamandır izlemiyordum işte. Ben sevmem mesela kendimi çok izlemeyi. Ben bir bakarım ne yapmışım diye yani. Yani ben ne yaptım biliyorum da ekranda nasıl çıkıyor ona da bir bakmak tabii gerekiyor. Tabii yani. Karşıdan evet. Görmek başka bir şey. Bir de bütün yöreleri gezdirdiniz bize. Evet. Ya gerçekten işte... Adım adım Anadolu oldu. Adım adım Anadolu doğru. Müjde güzellik yarışması var değil mi başlangıçta? Modellik yarışması var. Yarışıp kazandın işte. Evet, bir şeye girdik kazandık. Evet. Nasıl olur, girdim şey. De ne oldu bilmiyorum. Bir de yazlıktan arkadaşlar dev ısrar etmiş gir diye. Bu nasıl detaylı bir bilgi ya? Bu istihbarat kimlerden geliyor? Bu nasıl bir araştırma? Hiç almıyorum. Lütfen. Çok harika bir yazlıktan program. Arkadaşlarının, evet. Ya bizim yazlıktan arkadaşlarının, bütün Türkiye'nin görüp de senin göremediğin ne vardı? Mesela o yarışmaya niye onlar ikna etti seni yani? Çünkü ya biz bakıyoruz başka bir şey görüyoruz, sen bakıyorsun başka bir şey mi görüyoruz? Hayır, ben o yarışmaya niye başvurduğumu bile hatırlamıyorum. Kimseye de söylemedim. Öyle girdim. Al bu. Kim bunlar? Vay arkadaş ya. Bu sağdaki eski sevgilim. Arkadaş da diyebiliriz ya, adını söyle. Şu olsun ne olacak, ayıp değil, günah değil. Canım çok da severim. Şu Oya teyze. Cenk'i bilirsiniz Cenk. Hangi Cenk? Müzisyen. Şu an çok 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 önemli. Hem Sezen Aksu ile çalışıyor, hem Ceylan Ertem ile çalışıyor. Bizim bayağı yazlıktan büyüdüğüm mı? Evin, yok burası İstanbul, küçük yalı hatta. Şortu görünce ne bileyim. Büyüdüğüm evin arka sokağından hatta. Çok, bu çok mahalleye girip kutlama mı yaptınız? Demek ki yapmışız yani. Ben şu anı hiç hatırlamıyorum. Şeyi de çıkarmamışsın maşallah. Evet. Hayır, işin komiği o kadar özenmedim ki ben hiçbir zaman. İşte yazlığa gittim zaten, benim takıntılı olduğum yazlığa. Beni çağırdılar elemelere. Ben o zaman söyledim aileme ya ben böyle bir şey yapmıştım diye. Gitmeyeceğim dedim. Niye gideyim çünkü? Sonra benim yazlıktan arkadaşlarım beni tekme tokat otobüse bindirdiler. Yarışmanın ödülü de şeydi, araba. Hı. Dediler git o arabayı al gel. Ben de aldım geldim gibi oldu yani. Ama yine şeyde de yedim yani. Homini gırtlak bütün kamp boyunca. Beni ama uyardılar filan. Ama yine kilo değişmedi kampın başıyla sonu. Yok. Harika ya. Allah'ım yarabbim. Bir şey ya. Peki ilk böyle oyunculuk için çağrıldığın yere de reddetmeye gitmişsin yapımcıyı. Ama ay, reddedememişsin evet. Galiba hiç. Keşke reddetseydim dediğin oldu mu? Olmadı ya. Çok tatlı ikna edildiğimi düşünüyorum. Kimdi ikna eden? Söyleyeceğim. Çok da çok çok da sevdiğim bir yönetmenim ama o kadar kısa süre çalıştık ve sonra o kadar uzun süre onu görmedim ki. Tamam, hatırlarsan söylersin. Sıradaki sesli sorumuz sana. Tamam. O soruya cevap verelim. Bir ara hatırlarsan söylersin. Aynen, hatırlayacağım şimdi. Buyursunlar efendim. Hafızam çok kötü. Ben konservatuvar sınavına girip piyano çalarken neye kafanız kızdığı için sınavdan apar topar çıktınız? Hadi bakalım. Ya bu kadar detaylı bilgi gerçekten çok enteresan. Yani o birazcık ailevi bir durumdu aslında. Hı. İşte pişman olduğum tek şey bu hayattaki. Hiçbir şeyden pişman olmam. Her kararımı da çok severim ama çok içimde kaldı. Yani piyano çalıp şarkı söylüyordum. Çok müzik eğitimi almayı çok istiyordum. O çok içimde kaldı aslında. Yani ailenin bir şeyine kızıp gitmiyorum mu dedi? Öyle gibi bir şey oldu. Ne gerek vardı? Hiç de gerek yokmuş. Ben piyanonun suçu neydi? İnatçı bir insandım. Bana bir şey deniyorsa tam tersini yapıp bir de üzerinde tepiniyordum. Öyle kötü huylarım vardı yani. Annem hep der keçi burcusun sen diye. O hata oldu yani gerçekten. En azından piyano çalabileceğini biliyorsun, çalmadın ama mesela ben de piyano kursuna gittim. Küçükken piyano dersi aldım. Benim parmaklarım hep böyle dolma gibiydi.
Hala biraz öyle ya, yaprak sarma gibidir. Şimdi bir piyano tuşuna basınca yanındakine de ister istemez basıyordum. Yani sığmıyor tuşun üstüne. Tabii bir buçuk tuş lazım. Yani böyle hele hızlı çalmaya başladım mı bütün tuşlara basabiliyorum. Öğretmen de tabii dersi bitirmemek için hevesimiz de kaçmasın. Kendi çalıp bana şarkı söyletiyordu. Bir gün annem keşfetti bunu, öyle bitti benim de piyano yaşantım. Ama en azından sen alışırdım. Bundan sonra istersen çalabileceğini biliyorsun. Benim evet, çok için yeni bir piyano ben. Lazım. Yok, parmaklar alışıyor ya. Hiç öyle düşünmeyin. İşte alışana kadar büyük çilim. Bu tabii yani o müzik hocaları bunu çok söylüyor ama isteyen her şeyi yapar bence. Evet, ne olacak? Ben yeni yeni ya. Murat Kodallı'nın piyanosunu arada tıngırdatıyorum. Zayıflayınca parmaklar inceldi biraz. Peki abi bir şey soracağım. Şimdi geri hepimiz bir yere geldik. Çok güzel işler yapıyoruz. Şu anda zaten patlıyor işimiz. Sibel'le başlamak istiyorum. Şimdi ilkokulda o Haldun Dormen'e mektup yazan küçük Sibel'le yan yana gelsen ona ne demek isterdin? Hayalini kurduğun şeyde yürü derdim. Yani o zaman hayalini kuruyordum ya oyuncu olmanın. Aferin, iyi bir şey olacak yani bu ileride. Sen başarılı bir oyuncu olacaksın. Devam derdim. Peki Settar abi, bugün o Denizli'deki şişmana geri dönsek, ona ne söylemek isterdiniz, ne tavsiye ederdiniz? Ya korkma, çalış, kovalamaya devam et derdim. Çünkü neyi kovalarsan onunla karşılaşırsın. Müjdeciğim. Peki o Himen'e aşık küçük Müjde'ye geri dönsek? Sarışınlardan uzak. Aşkla ilgili ne söylerdin? Hayatla ilgili ne söylerdin? Açıkçası ben de hani bu saf hislerini hiç kaybetmeyeceksin. Aynen devam derdim ben de. Çünkü ben hala o günü çok net hatırlıyorum, o hareketleri yaptığım günleri. Çok da farklı hissetmiyorum kendimi hala. O yüzden... Çok iyisin böyle yani. Devam mı derdin? Yani? Evet. Kendin olmak çok güzel bir şey. Bu çok büyük özgürlük bence. Çünkü çok fazla dış etken var seni kendin olmaktan. Alıkoyan evet. Evet, çıkartmaya da çalışıyorlar ve aslında çok büyük cesaret gerektiriyor bence. Çok rahat, sağlam duran, öyle gözüken insanların ne kadar büyük bir mücadele verdiğini çoğu insan fark etmiyor bazen. O duruşu elde edebilmek için değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Birkaç bir şey. Ortak noktamız da var yani. Bunlardan birisi bisiklete binmeyi bilmiyormuşsun. Resmen bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Aa. Evet. Benden başka ikinci var. Gördüğüm vallahi. Var. Defalarca öğrendim. Yok benim de olmuyor. Ama unutulan olmuyor. Bir şey değil ki. İnemiyorum. Öyle diyorlar da yok öyle bir şey değil. Vallahi olmuyor. İlkokulda yok, bisiklete bindim. Bisiklete binmek yok. Gibi diye bir laf var ya. Evet. Yalan abi. Kesinlikle. Onu kimse kimseye söylemesin. Yok öyle bir şey. Bravo. Dünyanın en fazla bisiklete binmeyi öğrenen insanıyım ben. Evet. Mesela öğreniyorum, gidiyorum, ertesi gün bin, sanki hiç ilk defa binmişsin Allah gibi Allah. Asla gidemiyorum. Yemin ediyorum aynen. Yok. Tam öğrensem belki. Tam nasıl öğreniyorum? Öğreniyorum, yani gidiyorum dedin lazım. Ne kadar sürüyor mesela? Evet. Gidiyorum mesela, Antalya sahilinde gezmişliğim var bisikletle. Bayağı sürüyorsun ertesi yani. Ertesi gün bin yok. Allah Allah. Ben de küçükken her sene yüzmeyi unutturdum. Aha. Al işte bak. Bu da değişikmiş. Evet. Evet. Bak, bunun aynısını bir de bir terapi grubu yapalım. Evet bence de. Böyle toplanalım. Hayatımda ilk defa öğrenelim. Böyle şeyler duyuyorum. Valla her yaz öğrenirim yüzünü. Seneye hadi bakalım kızım gene kollukları tak falan bir daha öğreniyordum. Bir de, doğum günü de önemliymiş galiba değil mi? Çok. Evet. Benim de çok önemlidir. Doğum günü çok önemli bir tarihtir. Unutulursa yakarım. çok mutsuz olurum. Unutulsun istemem. Kutlamak isterim. Çok önemli bir gün olduğunu düşünürüm. Doğum günleri özelimizdir. Evet. Tarihi geçirseniz bile kutlayın efendim. Benimki de 22 Eylül. Bir de yan yanayız yani. 4 gün var aramızda. Teşekkür ederim. Yok. Bundan sonrası için diyorum. Vay be. Bir de arada 4 gün var yani. Demek ki. Evet. 4 gün Eylül. Büyüğüm senden. Evet. Ben doğum günümü kızıma bile unutturdum ya. Ben teraziyim başak. İlgilenmez misiniz abi böyle şeyler? Bilmiyorum. Ben çok önem veriyorum nedense. Ben de. Ben de çok önem vermem. Sidikli Kasabası. Devam ediyor galiba. Devam ediyor. Yarın oynayacağız. Yarın oynuyorsunuz. Evet. O kadar devam ediyor. Biraz bahsetmek ister misiniz? Ne zamandır sahnede mesela? Çok güzel. Seyirciyi neler bekliyor? Geçen sezon başından beri sahnede. Müzikal.
Ben daha önce müzikli oyunlarda çalıştım. Hatta ilk profesyonel sahneye çıktığımda oynadığım oyun müzikli danslı bir orta oyunuydu. Ama bu farklı bir şey. Tam anlamıyla bir Broadway müzikali. Yani görüntüleri de var galiba değil mi? Müthiş. Oyunu müzik götürüyor. Eğer o müziğin bir ritmi var, dikiş makinesi gibi bir ritmi var oyunun. O ritmi yakalayamazsan oyun işe yaramaz olabilir. Onun için biz her oyun öncesi prova yapıyoruz. Yarın da gidip prova yapacağız. Müzik provası yapacağız. Yani böyle bir emek var. Evet. Oyunun içinde. Ve kalabalık bir kadro. Koro var, dansçılar var. Ana karakterler var, yan karakterler var. Karşıdan görmedim hiç ama güzel göründüğünü düşünüyorum. Yani bu zamanda böyle büyük kadrolu bir müzikal yapmak, çünkü böyle hani insanlar toplu olunan yerlere çok gitmiyor ya, sinema, hı-hı, tiyatro gibi. Bu zamanda cesaret edip böyle bir... Cesaret, yani yapımcıyı kutlamak lazım. Evet, çok büyük ve cesaret. Desteklemek de lazım bence, çünkü... Seyirci destekliyor. Yani bayağı uzun alkışlanıyoruz oyundan sonra. Oh ne güzel. Bayağı uzun alkışlanıyoruz. O da işte her oyun öncesi provaya koşarak gitmenizi sağlıyor. Tabii yani onu yapmazsak, bir de çok sık oynamadığımız için o şeyi kaybetmememiz lazım. Ritmi kaybetmememiz lazım. Aman, prova yaparak bol giriyoruz. Olsun abi. Bir de sorgumuz var değil mi? Evet. Biraz sen de sorgudan anlatayım. Fotoğraflarımız da var onunla. Yazdığı bir oyun. O yönetti. 4 kişilik kadromuz. Savaş karşıtı bir oyun. Tam da zamanı. Evet. Benim oynadığım karakter bir birlik komutanı ve vatana ihanetle suçlanıyor. Bu sorgusu sırasında da işte kardeşlik, kahramanlık, vatan sevgisi, annelik, arkadaşlık, dostluğu sorguladığımız bir oyun aslında. 15 Ekim'de oynayacağız pazar günü. Saat 15'te. Ne kadar yakın. Çok güzel. Çok güzel. Tam artık tiyatrolar başlıyor değil mi? Oyunlar. Evet, biz başladık. İkinci oyunumuz sezon, olacak. Sezon geldi. Kaçırmayalım efendim bu oyunları. Müjde var bekleriz mı yeni herkesi. Bir şeyler? Bize müjdeleyeceğin. Ben çok niyetlendim. Çok istiyorum tiyatro yapmak. Kendimi çok o açıdan zorlamak istiyorum. Çünkü hiç tecrübe ettiğim bir şey değil. Zorlanmak istiyorum gerçekten. O korkuyu yaşamak istiyorum. Çünkü yani şu an benim baktığım taraftan korkutucu ve çok çok saygı duyduğum bir şey. Senin oyuna henüz gelemedim. Bütün oyunlara da gitmeye çalışırım. Bir de hiçbirine de bir kere gitmem. Hep birkaç kere gitmeye çalışırım. Çok hoşuma gidiyor. Her seferinde bir şey farklı oluyor. Onu fark ediyorum falan. Çok çok severim. Ben de çok niyetlendim. İlkinde ilk defa astım olduğum dönemdi. Hatta biz de o dönem tanıştık. Yapamadım. Ondan sonra set çok yoğundu. Yapamadım. Çok istiyorum ama yani çok tecrübe etmek istediğim bir şey ama bakalım henüz. İnşallah yaparsın. Fırsat eyvah, olmadı. Bunu buradan söyledin artık. Bol bol oyun okumalarınızdan. İnşallah. Valla çok isterim. Çok isterim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aa, bitti mi ya? Bitiyor yani. Mu? İyiydik. Bir sürü şey öğreniyordum. Çok güzel. Çıkarmak istediklerim var mı diye düşünüyorum da. çok şanslıydık efendim. İyikilerle dolu. Gerçekten herkes çocukluğuna döndüğünde böyle devam et dediği konuklarımız vardı bugün. Settar abi, senin bir cümlenle kapatalım istiyorum programı. Hangisi? Bu program. Hangi cümlen mi diyorsun? Ya bir şey, bize bir şey söyle. Ali ile aramızda bize bir şey söyle. Güzel bir program olsun, şans açık olsun. Bütün kalbimle diliyorum bunu. Çok teşekkür, hı-hı, ediyoruz. İlkler hiç unutulmaz, tekrar söylüyorum efendim. Çok değerli konuklarım, hepinize minnettarım. Sağ olun, var olun, şeref verdiniz. Her salı 23.15'te Bloomberg ET'deyiz. Kaçırmayın efendim. Görüşmek üzere, iyi geceler.